Esselamu aleyküm dostlarım. Abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olmuş olursunuz. Keyifli dinlemeler. Mamar denilen cinli içeriye doğru geldi. Ayşe ablaya doğru bakıyordum öylece. İçeriye girdikten sonra Ayşe abla, "Lütfen Mamar, rahatsız olma, buyur," dedi. Aşağıya doğru süzülen karanlık dumanlarıyla beraber masanın ucuna doğru geldi. Süreyyetsel bir görüntüsü vardı. Sandalyenin orada durarak direkt bana doğru baktı. Gözlerindeki kristalliği ve kırılmaları görebiliyordum. Ona doğru bakarken korkmuyorum. Sanki yıllardır gördüğüm ve tanıdığım biri gibi. İçimden hiçbir şekilde ona karşı geri çekilme gelmiyor. Ayşe abla her şeyi çözebildi. Kısa süre içinde. Eliyusir'den daha yaman gibi görünüyor. Sen de bir konuş, sonrasında kararımı vereceğim, dedi. Karar merciği direkt olarak Ayşe abla. O ne derse oluyor gibi. Buradaki cinniler de ona bağlı. Kesinlikle babamın cinnileriydi. Razurlar, Ayşe abla ne derse onu yapacakmış gibi görünüyor. Kristal gözlerine doğru döndüm cinliğinin. Bana doğru bakarak, babandan aldığın sırları üzerine işlememize ve bu yolda yürümeye emin misin, dedi. Hiçbir şekilde tereddüt etmedim. Direkt düşünmeden evet eminim, dedim. Bu zorlu bir yolculuk. Yaşın küçük. Kanın daha yeni. Bu yüzden direkt olarak saldırganlık senin iç doğanda olacak. Düşünmen gerekli. Dayından ve sonrasında yengenden ayrılacaksın. Bir daha o gördüğün hocalarını göremeyebilirsin. Hatta burada şu anda saatler önce tanıştığın bu insanları da. Alemler arasındaki kapılar ve sırlar sana aktarılacak. Bunları gerçekten kabul edecek kadar kalbinde iman gücü var mı? Kendini sorgulayabilecek misin? Sırların ağırlığı omuzlarına bindiğinde başarabilecek misin? Cinni resmen beni uyarıyor. Direkt olarak düşünmeden karar vermemem için resmen bana şans sunuyor. Ona doğru bakarken tereddüt etmediğimi gösterdim. Yine aynı şekilde devam edeceğimi söyledim. Ayağa doğru kalktı. Sonra da Ayşe Hoca'ya doğru bakarak boşu boşuna konuşmamızın anlamı yok. Zaten kararını vermiş üddam. Kanını uyandırmak onun hakkı. İstediğini yap, dedi. Arka tarafına doğru döndüğü sırada ön taraftaki diğer cinniler onun önüne doğru hafifçe eğilir şekilde yaptılar. Sanırım bu bir saygı göstergesi cinlerdi. Etrafta uçuşan şahinler onun omzuna doğru kondu. Burada olduğun sürece senin omzuna konamaz. Bu eve sadece benim iznim olduğunda girebilir. Bunu net şekilde bastırarak söylüyor. Bunu daha önce de söylemişti. Başımı onaylar şekilde salladım. O zaman yapacak bir şey yok. Başlayacağız. En zorundan başlayacağız hem de. Madem bu kadar hızlı kavrayabiliyorsun, gücün ne kadarmış görelim. Nasıl yani? En zorundan başlayacağız derken ne yapacağım? Yanındaki eşine doğru döndü. Hakkı odayı hazırla. Çocuk odaya girecek, dedi. Hakkı abi şaşırdı. Ne diyorsun sen Ayşen? Ciddi misin bu konuda? Çocuğu odaya mı sokacaksın? Ne odası? Babamın odası mı, diye İkisine birden şaşkınca bakıyordum. Ayşe abla yarım bir gülümsemeyle beraber başını hafifçe salladı. Hayır hayır, o odadan bahsetmiyor. Ben onun ne odadan bahsettiğini biliyorum. Ayağa kalkıp Ayşe hocanın koluna girdi. Gel benimle konuşmamız lazım, dedi. Onu mutfaktan çıkararak başka bir odaya gittiler. Anlam veremiyordum. Benden ne isteyeceklerdi? Nasıl bir odaya gireceğim? Diğer dişi olan cinniler içeriye doğru girdi. Onların içeriye girmesiyle beraber başımda kontrol için durduklarını anladım. Sessiz bir şekilde masaya doğru kollarımı koyup böylece duruyordum. Kapı açıldı. Hala arka taraftan bağırıyordu Hakkı abi. Lütfen Ayşe, çocuğa bunu yapma. Tamam, hızı çözmüş olabilir bilmeceyi ama bu kadarı da fazla. Gerçekten kalbini indirirsin çocuğun. Kaldıramaz o odayı. İçeriye doğru girdi Ayşe Hoca. Bana doğru baktı. Hakkı abinin dediklerine katılıyor musun? Kalbin sence yetmez mi onlarla karşılaşmaya?
Kaç zamandır zaten cinlerle berabersin. Normal bir hüddem hocası yıllar sonra bunları yaşasa kalbine iner. Ama sen bunları olgunlukla karşılıyorsun. Sonuçta Yusir'in oğlusun. Karar senin evlat. Odaya girmek istiyor musun? Yoksa yarın sabah çağırayım hocalarını, onlarla eve geri mi döneceksin? Hakkı abi yanıma doğru gelip kabul etme. Yarın geri dönmeyi kabul et. Merak etme, seni tekrardan çağırmak zorunda kalır. Bana güven. Sakın o odaya gireceğini söyleme. Hangi odadan bahsettiğinizi anlamıyorum. Ayşe Hoca gelerek oturdu. Tabağını tekrardan önüne alıp yemeğini yemeye devam etti. Karar senin. Yemeğin bitene kadar bir cevap istiyorum. Ya evet girerim ya hayır girmem. Başka bir cevap ya da soru yok dedi. Parmağını sinirli şekilde bana doğru salladı. Hakkı abinin de elinden gelecek bir şey yokmuş gibi. Kenara doğru oturdu. Ah Şema, şu dik kafalılığın ve dik burunluluğun bazen birilerinin başını iş açacak. Yusir'e de aynısını yaptın. Zar zor kurtarmıştı. Oğlunu da şimdi hiç edeceksin. Merak etme dedi Ayşe Hoca. Oğlu ondan daha güçlü. Bir yiğidi gördün mü gözlerinden tanırım ben. Kalbindeki iman aşkı inanılmaz. Neredeyse yıllardır hüddanmış gibi. Sen işine bak Hakkı. Yemeği de bitir, dibinde bırakayım deme. Ah Şemah diyordu. Devam ettiler yemek yemeye. Önümdeki çorbayı bitirmeye başladım. Hiçbir şey olmamış gibi normal davranmam ikisine de garip geldi. Birbirlerine doğru baktılar. Yemeği bitirdikten sonra iyice sıyırdım. Sünnetti bu. Rabbimiz hayatta yemek kalıntısı bırakmak istemezdi tabakta. Bu yüzden Rabbimizin verdiği nimetlere şükretmeliyiz. Tabakta yemek bırakmak kötüdür. Onlara doğru dönüp ellerinize sağlık. Ben teklifini kabul ediyorum Ayşe Hocam. Odaya gireceğim. Nereye gireceğini bilmeden bir odayı kabul ettin. Allah sonun hayır eylesin Akun dedi Hakkı abi. Ayşe Hocam, kabul ettiğime göre nereye gireceğimi artık öğrenebilirim. Birazcık gülümsedi. Sonra da bana doğru bakıp ellerini birleştirdi. Cinlerin odasına gireceksin dedi. Anlamadım. Cinlerin odasına mı gireceğim? Nasıl yani? Hala nasıl bir kapı olduğunu bilemediğimiz bir oda. Yıllardır saklı tutuyor ve oradan kafir cinlerin çıkmasına izin vermiyoruz. Ama kafir cinler kapının bir gün açılabileceğini düşünerek arka tarafında binlerce taifesiyle beraber yaşıyor. Yani odanın içinde kafir cinler azınlıkta ve berzaha açılan bir oda. Nasıl yani? Beni berzah aleme mi sokacaksınız? Bir tür Araf gibi düşün. Aynı Mamar'la konuştuğun gibi. Orada sadece kafir cinniler var ve oraya girenler genellikle çıkması imkansızdır. Aynı baban gibi. Babam oraya girdiyse nasıl çıktı? Baban biraz zorlu bir yoldan çıktı. Hiç beklemediğimiz bir yoldan. Nasıl yani? Anlayamadım, lütfen söyleyin. Uçları açık cevaplar veriyorsunuz. Anlayamıyorum. Ayşe Hoca ayağa doğru kalkıp tabakları aldı. Tabakları yıkamaya başlarken içeride neler olacağını kendin belirleyeceksin. Baban da öyle belirledi. Gücün varsa çıkarsın. Gücün yoksa Araf'ta kalır. Onların kefenine girersin. Bu böyledir dedi. Yukarıya doğru Arapça bir şekilde bağırdı. Söylediği şey hazırlayın odayıydı. Yukarıdan tıkırdılar ve sesler yükselmeye başladı. Hatta yukarıdaki merdivenden aşağıya doğru yavaş yavaş sarımsı bir ışık geliyordu. Onların yandığını anlamıştım. Yukarıdaki hazırlık hızlıydı. Hazırlayanlar da cinli. Ayağa doğru kalkıp banyoya gidip abdest almak istediğimi söyledim. İyi olur. Zaten abdest alman gerekecekti. Banyoya geçtim. İçeriye doğru girdim. Bayırda bir yorgundum. Etrafa doğru baktıktan sonra yüzümü iyice yıkadım. Rabbim, Allah'ım, lütfen bana yardım et. Babamın yolunda ve İslamiyet yolunda yürümek için bana yardım et. Her hüddamın yolu senin yolundur. Lütfen senin yolundan yürümeme yardım et. Duam ettikten sonra abdestimi aldım. Yavaşça banyodan çıktığım sırada üstlerini değiştirmişlerdi. Üstlerinde kaftana benzeyen bir giysi, giysinin her yerinde tılsımlar. Cinlerin odasını açacağımız için
Bir boyutsal geçiş olacak. Berzah aleme girer gibi düşün kendini. Araf'a seni gönderdiğimizde oradan dönüşün sadece kendi elinle olacak. Bunu bir daha tekrar etmeme gerek yok herhalde Akun. Hayır yok Ayşe hocam. O zaman gel dedi. Aralarına geçtim, beraber merdivenden yukarıya çıktık. Her odanın başında farklı farklı cinniler vardı. Sadece bir tane oda. Orayı hiçbir zaman görmemiştim. Duvar kağıdıyla üzerini kapatmışlar. Duvar kağıdı yırtılarak iki tarafa açılmış. Üst taraflarında birçok yazı var. Tam kapının üst tarafında da bir tane kemik sistemi. Kemikler birbirine iplikle dikilmiş. Yan tarafında da direkt olarak yazılar var. Yazıların üstüne doğru Ayşe Hoca ellerini koydu. Okumaya başladığında üst kattaki tahta olan yer titredi. Titremesiyle beraber cinniler hızlı hareketlilikler göstermeye başladılar. Sanki belleri bükülüyormuş gibi bir öne bir arkaya, sağ ve sola doğru hızlıca hareket etmeye devam ettiler. Kapının önünde öylece duruyordum. Hakkı abi gelerek ellerimin üzerine göz işaretleri çizdi. Avucumun içine de bir sembol. Bunlar senin içerideki görüşlerin olacak. İçeride yanlışsın dedi. Onlara doğru bakıp hayır diye başımı salladım. Birazcık yüzleri garipleşti. Kapı açılmak üzere. Neden yalnız olmadığını düşünüyorsun dediklerinde, her zaman Rabbim yanımdadır. Rabbim her yerdedir. Onun olduğu her yerde de güvendeyim. Ben sadece ona güvenirim. Yüzlerinde bir gülümseme oluştu. İçimdeki ateş yükseliyordu. Babam başardıysa ve bir oğlu olduğunda başarabileceğine inandıysa ben de başarabilirim. Kapı açılmaya başladığında içeriden uğultular ve sesler yükseliyordu. Bunlar defasa fısıltılar. Kulağımın içine doğru girip çıkıyorlar. İkisi de başını sallayıp geçebilirsin dedi. Kapının aralığından içeriye doğru baktım. İçerisi sadece zifiri karanlıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim sen bana güç kuvvet ver. İçeriye doğru girdiğimde onlara doğru tekrardan bakmak için arkamı döndüm. Kapının arkasındaki aralıkta siyah. İlin içini göremiyordum. Kapı sert bir şekilde kapandı ve içeriden kilitlenmeye başladı. Etrafta tek zerre ışık yok. Peki ne yapacağım burada? En iyisi olduğum yer sağlamken oturumu. Bağdaş kurup oturdum. Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Hiçbir şey olmadı. Rahat bir şekilde Kur'an-ı Kerim okuyabiliyordum. İçeride sadece karanlıkta mı kalacağım? Bu sesler ve fısıltılar neden kayboldu? İçeriye girdiğimi anladıkları için mi? Ya da Kur'an-ı Kerim okuduğum için etrafa mı kaçıştılar? İlerlesem mi diye düşünüyordum. Ve bana o yanıtı verdiler. İleride büyük bir meşaleye benzeyen ateş gibi bir ışık parladı. Parlamasıyla beraber etrafında dolaşan gölgeleri de görüyordum. Korkarsam, içime herhangi bir korku hissiyatı verirsem benden beslenirler. Sadece Rabbimden korkarım. Ona ibadet edemediğim için ahiretimin yanacağından korkarım. Ayağa doğru kalktım. Hızlı bir şekilde değil ama temkin adımlarla yavaş yavaş yürüyor, oraya doğru ilerliyordum. Fakat sağımdan solumdan hızlı şekilde bir rüzgar esintisi gibi geçmeler başladı. Etrafımdaydılar. Beni gözetliyorlar ve izliyorlar. Yaptığım her şeyi de fısıldayarak birbirlerine haber veriyorlar. Gözlerimi hiçbir şekilde o ışıktan kaçırmayarak yürümeye devam ettim. Etrafımdaki sesleri ve korkutucu olan rüzgarı umursamadım. Sonunda ışığa doğru yaklaştığım sırada arkasındaki gölgelerin netleştiğini, artık daha fazla silüet verdiklerini gördüm. Silüetler netleşince fısıltılar da kulağa daha net geliyordu. Onun olduğunu al, gözlerin al, gözlerin gönlü var orada, gözlerin gönlü tıkan var, gözlerin oğlu burada, gözlerin burada. O diye bir adam daha geldi, bir tane daha var. Fısıltıların hiç duracağına inanmıyordum. Çünkü bizzat gözleri üzerimdeydi. Süreklerin olduğu ateşe doğru yaklaştığımda artık ateş büyüdü. Çember şeklinde etrafımı sardı. Her yerde cinniler,
karanlık dumanlarıyla uçuşuyordu. Diğerleri ise direkt bana doğru bakan kara peçelerinin içindeydi. Gözlerimin içine doğru bakıyorlardı. En baştakilere doğru bakarak, "Buradan çıkmam için kendi gücüme ihtiyacım varmış. Nasıl çıkacağımı biliyor musunuz?" diye sordum. Cinniler bir anda duraksadı. Fısıltılar da durdu. Üzerime doğru resmen inanılmaz bir yoğunluk geldi. Ayaklarım ilk önce karanlık dumanlarla tutuldu. Sonrasında da kefen gibi saracakları, simsiyah dumanı etrafıma doğru getirdiler. Onlardan hala korkmuyordum. Çünkü onlardan güçlü olduğumu biliyorum. Rabbimiz Ademoğlunu topraktan yarattı ve onlardan üstün kıldı. Bütün meleklerine secde etmesini emretti. Sadece inandıkları şeytan bize secde etmedi. Bu yüzden içimde tek zerre korkuyor. Rabbim burada ölmemi istiyorsa bunun izini zaten o verecektir. Ama dilimde Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir şey olmayacak. Kur'an-ı Kerim okumaya başladığım andan itibaren etraftaki dumanlar tekrardan geriye çekildi. Üzerime doğru gelmeyi bıraktılar. Duvarlarda yanan ateşler yavaşça sönüyordu. Ben bunu yapmalarının nedeninin okuduğum Kur'an-ı Kerim olduğunu zannediyordum. Alakası bile yokmuş. Sadece tuzağı devam ettirmek için yapmışlar. Etraftaki seslerin tamamı kesildi. Sadece bir tanesi. İnanılmaz hızlı. Sağıma soluma ne zaman baksam o rüzgar sesi ve gülme kahkahası ardı ardına geliyor. Hem de hızlı bir şekilde. Durmaksızın devam eden bu fısıltı en sonunda durdu. Tam arkamda. Kapının olduğu yerde sanki. Ufak bir mum yandı. Mumun gölgesinde bu aynısı görmeye başladığım gerçekten devasa gibi boyda duran ve omzundaki şahinle birlikte yüzüğü parlıyordu. "Sen kimsin? Beni neden takip ediyorsun?" diyerek ona doğru gidecekken bir anda dikkatim dağıldı. Çünkü cinniler insanların akıbetini okuyabiliyordu ve bu sayede zayıflıklarını kullanıyordu. Ölmüş akrabalarımız ya da sevdiklerimiz onların seslerini de taklit ediyorlardı. Ve ben büyük ihtimalle sürekli olarak merak ettiğim bu görüntüyü çoktan ona kaptırmıştım. Bana gösterdiği bu görüntüyle beraber yakaladı beni. Ayaklarımdan çekerek geriye doğru sürükledi. Kendimi her ne kadar durdurmaya çalışsam da o anın verdiği adrenalinle resmen kafam karıştı. Üzerime doğru çöken karanlığı durduramadım. Ellerim, parmaklarım büküldü. Yere doğru sert bir şekilde çarptı kollarım. Yerden çıkan karanlıklar tek tek sanki bir deliği hastanede kilitliyormuş gibi sarıldı kemercesine. Artık beni iyice geriye doğru çekiyordu. Boğazıma doğru gelen karanlık duman da aynı şekilde. Dilimi büküyordu. Dilim resmen ağzımın içinde geriye doğru düştü. Öne doğru gidemediğim için boğulduğumu zannediyordum. Etrafımda bütün vücudumu saran mumlar yandı. Önümde, direkt ayaklarımın ucundaydı. Bana doğru bakıyordu. Dişleri dışarıya doğru sivri ama bükülmüş şekilde duran bir yaratıktı. Boynuzları da vardı. Ama bilindiği gibi yukarıya doğru değil. Alnından çıkarak kıvrımlı şekilde tam da gözünün altına doğru batıyordu. Burnunun iki tarafı yarık, iki tane burun deliğinden fazla, daha fazla delik. Bazı deliklerin içinden çürümüş, sanki salyalanmış gibi zincirler ağzına doğru giderek çenesinin alt kısmından gıdığından çıkarak göğsüne doğru bağlanıyordu. Onu gördükçe korkmuyordum. Sadece afalladığım için kendime kızıyordum. Bana doğru yavaşça karanlığını yaydı. Sesini ilk o zaman verdi. "Yakalandın artık. Onun kanından da olsan yakalandın. Bizim elimizdesin. Yıllar öncesinin intikamını almak artık benim. Senin kanından olan, bizden olanları öldürerek gitti buradan. İntikam vakti." Söyledikleri babamın buradan nasıl çıktığını özetliyordu. Babam buradan çıkmak için cinnileri de bükmüş. Üzerime daha fazla gelmeye başladı.
çirkin görüntüsünü yüzüme doğru yaklaştırıyordu. Artık ürü bir hüddamsın. Kanın ve soyun kuruyacak. Artık lanetimizden kaçışın yok dedi. Onun için gerçekten üzgünüm ama ben kalben hala babamın bana bıraktığı miraslara inanıyorum. Gözlerimi kapattım. Hocanın evinde mamarla iletişim kurmam için, artık onu çıplak gözlerle görebilmem için verdiği tılsımları okumaya başladım. Tılsımları okudukça içime doğru akan o hissiyatı alıyordum. Sanki zihnimde yıllardır yaptığım o bilgelikler vardı. Etraf yavaş yavaş alevlerle sarılmaya başladı. Alevlerle sarılmaya başlayınca cinni ne olduğunu tam anlayamadı. Etrafına doğru baktı. Bunu sen mi yapıyorsun? Sen de onun gibisin. Şeytandansın dedi. Ne kadar korkutucu olduğunun farkında değil herhalde. Kendisi daha şeytan gibi görünüyor. Gözlerimi açtığımda geriye doğru çekildi. Gözlerimin kristalleştiğini anlamıştım. Sanki bir buzul çattığı gibi gözümden çıtırtılar geliyordu. Üzerimdeki bütün karanlık dumanı arttırdı. Beni daha fazla kefenleyip sarıp tamamen boğmak istiyordu. Gözlerimi yukarıya doğru baktım. Ellerimi iyice o karanlığın içerisinde yumruk şeklinde sıktım. Hacur illa bir asri ana ahmina kuralle bi emin imen asri ala ecine. Gözlerimi tekrardan kapatıp açtığımda alevler üzerime doğru çöktü. Bütün karanlık dumanlar yandı. Ayağa doğru kalkarken geriye doğru çekiliyor ve odadaki bütün cinniler anlık olarak etraftaki ateşten, parlamalardan görünüyordu. Üzerime doğru çökmek üzere binlerce cinni. Ama artık gerçekten hissediyorum. Bu babamın bana bıraktığı miras. Vücudumun belli noktalarındaki ağrılar yavaş yavaş çekildi. Ellerim sanki pürüzsüz bir sudan çıkmış gibi berraktı. O kadar beyaz görünüyordu ki ellerim. Damarlarımı bile görebiliyordum altında. Başımı kaldırarak bu odadan çıkmak istiyorum. Engel olursanız babamın size davrandığı gibi davranacağım. Cinni öfkeyle öne doğru çıktı. Buradan hiçbir Ademoğlu isteğiyle çıkamaz. Ve sen bizimsin. Aynı anda değişik fısıltılarda okumalar yaptılar. Yaptıkları okumalarla beraber gerçekten de başım dönmeye başladı. O kadar fazla hızlı okuyorlar ki kafamın içine girmeye başladılar. Başımı tutarak yere doğru hafifçe eğildim. Sağ dizimin üstüne doğru destek alarak durdum. Fısıltı sanki kafamın içinde konuşuyor. Bizzat kendim konuşuyormuşum gibi. Nefes almayı bile unutacak kadar fazla. Nefes almalıyım. Nefes almalıyım. Ayaklarım yavaşça aşağıya doğru bükülmeye başladığında ellerimi yumruk şeklinde vurdum. Büyük bir öfkeyle ve sinirli bir nefes alışla başımı kaldırarak ona doğru baktım. Burnumdan damlayan kanlar yumruk yaptığım ellerimin üzerine doğru damladı. Size söz vermiştim. Gerçekten hiçbir zarar vermek istemiyordum. Madem buradan kendi gücümle çıkacağım. Artık size merhamet göstermeyeceğim. Ayağa doğru kalktığımda ellerimi onlara doğru kaldırdım. Biliyordum olacağını. Tılsımları okumaya başladığımda Hakkı abinin elimin üst tarafına doğru çizdiği gözler silinerek avcumun içine doğru düştü. Ellerimin arası yarılarak açıldı. Şahinlerin gözleri ortaya çıktı. Kristalleşmiş gözleri görünce aynısını yapabiliyor. Bu da onun gibi. Etraftan çekilin diyerek bağırıyordu cinni. Ama artık çok geçti. Kahmunelle minesrikara ecri alemin nazir. Avucumun içindeki karanlık dumanlar vücuduma doğru sarıldı. Arka taraftaki kapı resmen çatlamaya başladı. Etraftaki siyahlıklar ne kadar gitmeye çalışsa da kapının kırılmasıyla beraber içeriye onlar geldi.
İçeri şahinlerle doluyordu. Her biri onların üstüne doğru çığlık atar gibi bağırdıktan sonra vücutlarının içinden karanlık bir alev gibi geçerek parçaladı. Kaçmaya çalışanların çoğu çoktan ölmüştü. Karşımdaki o alnından boynuzları çıkan cinli bana doğru bakarak dizlerinin üstüne doğru çöktü. Senin buradan çıkmana izin veririm. Söz veriyorum. Herhangi bir şekilde bir Adem olduğuna da saldırmayacağım. Bir daha bu tarafta bulunmayacağım. Bu kapının varlığını unutacağız dedi. Sol tarafıma doğru yavaşça bir şahin kondu. Gözlerindeki kırmızılık ve kristalleşmeden onun mamar olduğunu anlamıştım. Ona doğru döndüm. Sence doğruyu mu söylüyor? Ona hiçbir şey yapmamalı mıyız? Bıraksak bir daha burada durmazlar mı? Ön tarafa doğru mamar hafifçe kanat çırparak tekrardan çarşaflı görüneceği şekilde büründü. Önündeki cinniye aktif öfke imzala ve sonrasında da buradan çekilin. Ellerini yukarıya doğru kaldırdı mamar. Ellerinden çıkan karanlık dumanlar direkt o cinliğinin önüne doğru bir sayfaya benzeyen değişik bir duman oluşturdu. Üzerinde hafif turuncumsu kızılımsı yazılar belirdi. Ve cinli kabul ediyorum dedi. Kağıda benzeyen havada duran karanlık dumanın üzerindeki bütün yazılar yavaşça ona doğru aktı. Bedenini sarmaya başladı. O iğrenç görünümlü bedenini sarmasıyla direkt kara bir çarşafa dönüştü. Sonrasında da şahinler yavaşça geriye doğru gelerek etrafımıza doğru kondular. Arka taraftaki kapının kırıklığı beni gerçekten heyecanlandırmıştı. Buradan rahat bir şekilde çıkabileceğim. Çünkü kapıyı açamayacağımı aklımın bir köşesinde sürekli olarak düşünüyordum. Önümdeki cinni ve diğerleri kenara doğru çekilerek yok oldular. Mamar tekrardan şahin görünümüyle beraber omzuma doğru kondu. Sonrasında da bütün şahinler aynı anda avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Geriye doğru döndüm. Yavaşça elimin tersiyle burnumdan akan kanı sildim. Elime doğru baktığımda gülümsüyordum. Teşekkür ederim baba. Bana bıraktığın mirası uyandırmayı başardım. Zihnimin içinden akan bu şeyleri daha önce yaşamasam da senin yaşayıp benim için bıraktığını biliyorum. Kapıdan dışarıya doğru çıkacakken kapının önüne geldiğim anda karanlık dumanlar kapıdan üzerime doğru çöktü. Kapıdan çıktım. Gerçekten de kapı açıktı. Etraftaki cinniler öylece duruyor. Aşağı taraftan hiçbir ses gelmiyor. Pencereye doğru baktığımda gün yeni aymıştı. Ben gece vakti buraya girdiysem, gün yeni aydıysa, acaba aradan sadece bir gün mü geçti? Yoksa sadece saatler mi, günler mi? Ne zamandan beri orada olduğumu bilemiyorum. Ademoğluyla berzahın içerisindeki zaman dilimleri çok farklı. Birkaç adım attığımda sendeledim. Sol taraftaki eski püskü olan koltuğun başından tutarak yavaşça kendimi koltuğa bıraktım. Ellerimi de salmıştım artık. Başımı koltuğun arka tarafına doğru yaslayıp tavana doğru bakıyordum. Gözümden yaşlar yavaşça akmaya başladı. Bunlar açıkçası üzüntüden ya da acıdan değildi. Babamın hatıralarının bana geçmesi ve bunu başarmam. Bunlar tamamen mutluluk gözyaşlarıydı. Bir süre öyle gözyaşı döktükten sonra yorgunluktan sızmışım. Gözlerimi açtığımda odadaydım. Güzel bir yatağa yatırmışlar beni. Ama burası tanıdık. Sandığı görünce anladım. Babamın odasına yatırmışlar beni. Ayağa doğru kalktım. Allah razı olsun. Yan tarafa sürahi ve bardak bırakmışlar. Hemen birkaç yudum su içtim. Ayağa kalktığımda dizlerim fazlasıyla ağrıyor. Kollarım ve bedenimde. Sol tarafımda onu hissedemiyordum. Sanırım büyük ihtimalle evde durmaları yasak olduğu için dışarıdaydılar. Burada bir pencere olmadığı için gün aydınlık mı karanlık mı anlayamadım. Sadece karanlığın içindeyim odada. Kapıya doğru yönelip açtığımda aşağıdan sesler geliyordu. Gündüz vakti. Aşağıya inmek için merdivenlere doğru ilerledim.
Duvara doğru omzumu yaslayarak yavaşça destek alıp inmeye devam ettim. Aşağıya indiğimde mutfaktaydı gelen sesler. Ayşe hocam, Hakkı abi orada mısınız? Dışarıya doğru elinde tavayla çıktı. Şaşkın bir şekilde bana bakıyordu. Uyandın mı sen? Uyandım hocam, uyandım. Kaç gündür uyuyorum, neler oluyor? Hakkı buraya gel diyerek bağırdı Ayşe hoca. Arka taraftaki kapı açıldı. Hakkı abi çıkınca beni gördü, dona kaldı. Tövbe tövbe. Ayşe kontrol ettiğine emin misin? İçerideki karanlıklardan bir cinli olmasın? Eminim be Hakkı, eminim. Kaç defa kontrol ettim. Oğlum sen iyi misin gerçekten? Yürüdü, elindeki tavayı yavaşça yere doğru bıraktı. Sonrasında da göz altlarımı baş parmağıyla çekerek gözlerimin içine doğru baktı. Sen kimsin dedi. Ben Akun'um hocam, hatırlamadınız mı? Beni karanlık odaya bıraktınız. Cin odasına gireceksin dediniz. Evet bu o. Vallahi de o. Yok yok. Yusir'den sonra bu bana çok fazla gelmeye başladı. Bu çocuktan sonra ben bu işlerden çekiliyorum. Uğraşamam ben, uğraşamam dedi. Birkaç adım ileriye doğru gittikten sonra arkaya doğru döndü bana. Yavaşça yaklaştı. Yüzüme doğru bakarak aşağı eğildi. Sanki suratıma kafa atacak zannettim. Halbuki amacı tavayı almakmış. Tavayı aldı. Arkasını dönüp mutfağa girerken duşunu al giyin iyice. Hakkı abin sana yeni giysiler verecek. Abdestini de aldıktan sonra kahvaltı vakti dedi. Dedi tamam. Tamam. Şaşkındım. Neden beni böyle karşıladıklarını anlamadım. Hakkı abi bana bakarak gülümsüyor, gel gel şeklinde işaret yapıyordu. Onun yanına doğru ilerledim. Ne oldu Hakkı abi? Yanlış bir şey mi yaptım? Ben başardığımı zannediyordum. Bir hata mı var? Ayşe hocam neden öyle söyledi? Neden benden sonra kimseyle bir daha görüşmeyeceğini, yetiştirmeyeceğini söyledi? Sen banyonu yap. Giysilerini ben koyacağım şimdi. Sonra da giyindikten sonra hallederiz, konuşuruz dedi. Duşumu aldıktan sonra içeriye doğru yürümek için girdim. Üstümü değiştirdim. Hakkı abi kapıyı çaldı. Gelebilirsin dedim. İçeriye girince kapıyı kapattı. Yanıma doğru oturdu. Akun, yaptığın gerçekten çok büyük bir iş. Bunu sana anlatmak istesem de kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bu yüzden sana şöyle özetleyeyim. Baban Hüddamel Yusir. O cin odasına girdiğinde tam 14 gün sonra çıktı. Cin odasından 14 gün boyunca orada kalarak savaştı ve sonunda çıkmayı başardı. Ben kaç gün kaldım? Daha uzun değil mi? O yüzden Ayşe Hoca vazgeçmek istiyor. Yaşlandığından dolayı uğraşmak istemiyor. Başımı öne doğru eğmişken elini omzuma doğru attı. Hiç başını öne doğru eğme Akun. Gece vakti bıraktık, sabah vakti çıktın. Hadi bunu bir nebze anlamaya çalıştık. Fakat anlayamadığımız en büyük olay ise baban neredeyse 3 hafta kadar uykulu kaldı. Sadece belli belirsiz şekilde uyanıp sayıkladıktan sonra tekrardan uykuya dalıyordu. Sen bir gün uyudun. Diğer günün sabahında karşımıza dikilince doğal olarak Ayşe de şaşkına döndü. Çünkü cin odasına girdin. Binlerce cinliden bahsediyoruz evlat. Şuraya bir tane taifenin sadece 15 tane cinlisi gelse, ayakta duramayacak Ademoğulları var. Esnemeye başlar, kemikleri ağrır, uykuluktan kendini alamaz. Gider, uykuluğa başlar. Sonrasında da onu Araf'a düşürürler ve rüyasında olduk olmadıkça kabuslar gösterirler. Yani benim de oradan çıktıktan sonra kabuslar gördüğüm, derin uykulardan uyuyup sonra da uyanmam gerekiyordu. Doğal haliyle dedi Hakkı abi. Ama sen bir gün uyuyup kalkınca kadında bu kadar yeter, kalbimi inecek dedi. Sen de Ayşe hocana hak ver. Sürprizlerle dolu bir çocuksun. Baban da bilmeceyi çözmüştü ama bu kadar hızlı değil. Kanın büyük ihtimallikle sana yardım etmek istiyor. Ama sen kendin başarıyorsun. Bu yüzden önemli olan bu yolda daha dirençli ilerlemen. Gücünün rehavetine kapılmaman. Unutma, Mamar ve Razurlar çok güçlü. Onları kullanmak
vücudunu oldukça yıpratıcı bir enerji harcatacak. Bu kadar dirençli olman da sende fayda sağlayacak. Merak etmeyin. Gerçekten Ashoji'yi üzmek istememiştim. Ondan özür dilesem mi acaba? Haydi artık kahvaltıya gelin diyerek bir bağırtı sesi geldi. Kalk kalk, kahvaltıya geç kalırsak vallahi yer isterliği yürü. Kalktı, içeriye geçtik. Sofraya oturduğumda yüzüm aşağıya doğruydu. Ayşe Hoca bunu anladı. Önümdeki tabağı sallar şekilde tuttu. Hey hey, yaptığım yemekleri beğenmiyorsan kendin yapabilirsin dedi. Yok estağfurullah, öyle şey olur mu Ayşe Hocam? Siz ne derseniz hemen yerim. Aldım çatalı yemeğe başladım. Ellerini hafifçe birleştirerek bana doğru bakıyordu. Bak, ben seni sevdim Akun. Ama benim öğretmenliğim birazcık katıdır. Ben çok fazla güler yüzlü bir insan değilim. Çünkü bu işlerde sevgi, sonrasında da bağlılık arttıkça laçkalık olduğuna ve kendini zayıflattığına inanırım. Bu yüzden aramızdaki sevgi bağı saygıda kalsın. Daha ilerisi olmasın. Beni bir anne, bir abla olarak görebilirsin. Yaşın küçük. Yusir'in zamanlarında Yusir de böyle görürdü. Ama unutma, sen benden olabildiğince bilgi almalı ve güçlenmelisin. Asıl amaç budur. Bu amacı unutma. Tabii ki bu başımızdaki musibet bittikten sonra daha normal insanlar gibi davranabiliriz. Ama unutma ki bu yolda baban kendini feda etmeyi tercih etti. Ne kadar zorlu bir yol olduğunun farkında ol. Elimdeki çatalı sıkıca sıktım. Bunu fark ettiler. Eminim, merak etmeyin Ayşe Hocam. Tek zerre kadar duyguya yer olmayacak içimde. Hiç kimse İslamiyet'ten önce gelemez. Önce Rabbimin yolu, sonrasında kendi duygularım. Merak etmeyin dedim. İşte böyle. Yusir kadar dirençlisin. Dünyevi duygularından arınmış bir hüddam. Her şeyi başaracak kadar iradelidir. İmanına güveniyorum senin dedi. Kahvaltı yapmaya devam ederken kapı sert bir şekilde çalmaya başladı. Kapının çalmasıyla beraber Ayşe Hoca yukarıya doğru baktı. Gözlerini anlık olarak kapattı. Sanırım cinniler ona fısıldıyordu. Büyük bir endişeyle ayağa doğru fırladı. Yüzündeki endişeyle Hakkı abiyle birbirimize bakmıştık. Kapıya doğru fırladı. Biz de arkasından çıktık. Kapıyı açtı. Kapıyı açtığında yüzü kanlar içinde Hüseyin Hoca vardı. Hocam, hocam, hocam aldılar. Aldılar. Kimi aldılar diyordu Ayşe Hoca. Osan Hoca'yı. Osan Hoca'yı aldılar. Yere doğru yığıldı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.